Nasıl yaratıldık biliyor musunuz? Çok farklı bir şey söyleyeceğim. Çoğumuzun bildiğinden farklı ve bunlar ayette. Tin yapısında olan insan yaratıldıktan sonra Allah ona ruhundan üflerken şu olay çok önemli. Başka boyuta açılan kapı olarak kara delikleri gördüğümüz zaman yine gökten nice kapılar oluşturduk ayeti. Kur'an-ı Kerim'de müteşabih kısımlarla ilgili olan kısımlarda misal gereken, örnekleme verilen yerlerde ikişerli hatta yedinin katları da olduğu söylenebilir buna. Hicr 87'ye göre manalar içeriyor. Peki ne oluyor da hani karşı güç diyelim ya da iblis kuvvetleri diyelim. İki bağ sahibi var diyelim. Bu bağ sahibi iyiler ve kötüler olarak nitelendirelim. Kötüler şeytana hizmet ediyor. İyiler rahmani oluyor. Peki şeytana hizmet ne oluyor? Şeytan ne yapmak istiyor da bir şeytana hizmet ediliyor? O zaman Kur'an'daki yaratılışa bakmamız gerekiyor. Hani şeytanın, iblisin daha doğrusu ilk başta iblis, insan yaratılışına bir itirazı var. Secde etmiyor, değil mi? Burada geçen kelime tin kelimesi. Biz topraktan yaratıldık diye biliyoruz. Evet, topraktan yaratıldık. Ama ilk yaratılmışımızda tin kelimesi geçiyor. Bu yapıya şeytan, iblis itiraz ediyor. Beni ateşten yarattın. Onu ise birçok çeviride çamur olarak geçiyor bu kelime. Aslında çamur manasını veremiyorum ben ona. Çünkü yaratılış olarak nerede ve nasıl yaratıldığımızı da bilmemiz gerekiyor. Bu tercümelerde, birçok tercümelerde tine çamur, turaba toprak olarak çevirmişler. Kitapta ben bütün tin geçen ayetleri ayırdım. Tin kelimesi geçen ve turap yani toprak geçen kelimeleri de ayırdım. Ve ilk yaratılışa baktım. Nasıl yaratıldık biliyor musunuz? Çok farklı bir şey söyleyeceğim. Çoğumuzun bildiğinden farklı ve bunlar ayette. Kitabı alanlar o anları tek tek ayetleri inceleyebilir. Ayet numaralarını verdim. Tine ilk yaratılmışımızda Allah indinde tin yapıdayız. Ve bu yapıya itiraz iblis ediyor. Tinin de ham maddeleri geçiyor aynı zamanda. Salsal gibi, hamey mesnun gibi. Onun da ön aşamaları var. Bu yapıda yaratıldıktan sonra cennete yerleştiriliyor Adem ve eşi. Ama düşünün, iblisin itirazı var. Ben bu yapıyı kabul etmiyorum diyor. Bu yapı taşına ya da o boyutun DNA'sına itiraz ediyorum diyor. İtiraz nasıl gerçekleşiyor? Yapı taşına. Kendisi dumansız ateşten yaratıldı. İblis cinlerdendi diye ayet var. Cinlerin tanımında ise onlar dumansız ateştir diye. Yani farklı bir enerji boyutun varlıkları olarak anlıyoruz. Nereye yerleştiriliyor? Cennet dediğimiz bir bölgeye yerleştiriliyor. Orada giderken bir tavsiyede bulunuyor Yüce Allah. Diyor ki, siz ne bir sıcaklık, ne bir soğukluk, ne bir açlık, ne de çıplaklık hissedeceksiniz. Yani buradan neyi anlıyoruz? Farklı bir yapıda olduğumuzu anlıyoruz. Açlık hissetmeyen, çıplaklık hissetmeyen, sıcak ve soğukluğu hissetmeyen bir farklı yapı. Bu yapıyı işte bozmaya çalışıyor ilk başta iblis. Şeytan karşılıyor cennette. Adem ve eşine diyor ki, siz diyor bu yapıdasınız ama ebedi olmak ya da melekler gibi olmak ister misiniz diyor. Amaç burada o yapıyı bozmak. İşte bu noktada vesveseyi alan Adem ve eşi kabul ediyorlar ve şecereye yaklaşıyorlar. Şecereye yaklaştıktan sonra çıplak kalıyorlar. Bakın çok ilginç. Demek ki üremeyeceklerdi. Üreme yoktu. Çıplaklıklarını secereden sonra geliyorlar. Yani Adem ve eşi yaratıldığında, ilk yaratıldığında ve cennete konduğunda çıplaklık yok. Çünkü zaten öyle demişti. Açlık yok, sıcaklık yok, soğukluk yok ve çıplak kalmayacaksınız. O yapıyı zaten de iblis de o yapıya itiraz etmişti ve bu yapı bozuluyor. Bozulduktan sonra kendilerini
varaklarla gizlemeye çalışıyorlar. Bu varak kelimesi sayfa, yaprak gibi anlamlar yükleniyor. Ancak aynı kelime Asab-ı Kehf çarşıya inerken de birçok tefsire bakabilirler. Çoğunda gümüş para olarak çevriliyor. Yanlıştır. Asab-ı Kehf'in çarşıya inerken kendilerini gizleyin, yanınıza gümüş para alın, varak alın derken ki varak çevrimi gümüş paradır. Ama aynı varak kelimesi cennette geçiyor. Varak başka bir şey. Bir soy olabilir ya da onları gizleyen başka bir kalkan gibi bir şey olabilir. Ne olduğunu bilmiyoruz. Yani bir kaplama. O kaplamayla kendilerini gizlemeye çalışıyorlar. Fakat olay anlaşılıyor. Sonra şöyle deniyor. Birbirlerinize düşman olarak, birbirlerinize düşman olarak dünyaya yollanıyorsunuz. Birbirlerinize düşmanlar olarak. Büyük bir ihtimal anladığım orada farklı bir soya da karışıldı. Oradaki soyla çünkü bir ayette diyor ki cümleniz diyor yani topluca. Hani Adem ve eşi birbirine düşman olarak yollanmıyor. Orada yani insanın dünyaya yollanmasında yanında farklı varlıklar ya da o boyutun varlıkları da var. İlk Adem'le Havva gelmiyor. Böylelikle zaten cümleniz dendiği için de kalabalık bir grup olduğunu anlıyoruz. Dünyaya geldikten sonra diyor ki sizi turaptan yarattık, topraktan. Turap da dünya toprağı oluyor. Buradaki yapı farklı. Sonra size elbise giydirdik diyor ve yine birçok ayette rişa kelimesi geçiyor. Süslendirdik, ziynet eşyası olarak çeviriyor. Ragıp el-İsfahani ve birçok eski kelime köklerinden bunu çeviren kişiler bunu tüy olarak zaten çevirmişler. Diyor ki sizi dünya yapısına uygun olarak giydirdik ve sizi tüylendirdik diyor. Hani farklı bir yapıda dünyada bu bedeni istila ediyoruz. Durum böyle olunca ama genelde ne biliyoruz? İşte Adem bahçesi burada bir toprakta yaratıldık. Buradan topraktan alındı, çamur olundu, çamurdan yapıldı, sonra insan oldu, üflendi, ruhundan üflendi. Tin yapısında olan insan yaratıldıktan sonra Allah ona ruhundan üflerken şu olay çok önemli. Fuat kelimesi geçiyor. Fuat kelimesini kalp olarak çeviriyor. Birçok çevirmen. Evet. Ama nasıl bir kalp? Kalp kelimesi kulup diye de geçer, kalp diye geçer Kur'an-ı Kerim'de. Fuat kelimesi gönül manası da vardır. Fuat kelimesini inceliyoruz bu sefer. Nerelerde Fuat kelimesi geçiyor? Allah diyor ben size ruhumdan üfledim ve size Fuat verdim. O Fuat kelimesi Necm suresinde Peygamber Efendimiz Miraç'a çıktığında Fuat kelimesi geçer. Gözüyle gördüğünü kalbi yalanlamadı diye çevrilen kelime kulup kelimesi değildir. Fuat kelimesidir. Ve Allah şöyle der. Sizinle benim irtibatım kalbinizledir. Siz kalbinizde biriktirdiklerinizle bana geleceksiniz. Demiyor ki aklınızda biriktirdiklerinizle bana geleceksiniz. O yüzden bu sefer konu metafiziğe giriyor. Allah ile kalple irtibat. Metafizik kısmına girdiğimiz zaman da bu sefer kadim bilgileri, alimleri, evliyaları, velileri, onların yazdıklarını da incelemek gerekiyor. Bunun yanı sıra fiziği de, daha doğrusu fiziğin madde olan kısmı, yani Hilbert uzayına kadar diyeyim ya da madde artı zaman boyutuna kadar olan kısmından sonraki bölüme de kuantum teoremi gelişti. Ve bu kuantum teoremi de bu durumları anlatmaya başladı. İşte sicim teorisiyle gelişen fizik, daha doğrusu açılıma uğrayan kara deliklerle ilgili süreç yine başka bir anlam kazandı. Zaman boyut kavramı geldi. Kara delik olunca göğün dürülmesi ayetini çok daha rahat anlayabiliyoruz. Başka boyuta açılan kapı olarak kara delikleri gördüğümüz zaman yine gökten nice kapılar oluşturduk ayeti gibi ve paralel evrenleri anlayabiliyoruz. Peki Kur'an-ı Kerim'de paralel evrenler var mı? Evet, o da var. Daha sonra boyutları görmeye başlıyoruz.
boyutları inceleyeceğimiz zaman da işte cinler alemi olarak farklı bir boyut varlıklarını görüyoruz. Kimleri görüyoruz burada? Cinler var. Farklı isimle karşımıza çıkan Yecüc ve Mecüc var. Tabii Zülkarneyn onu kıyamete kadar diğer boyuta ötelediğini birçok programda anlattık, konuştuk. Peki bu boyutu nereden biliyoruz? Süleyman Peygamber bu boyuttaki varlıkları kullanıyor ve mabedi yapılırken ya da işte o zamanın farklı sistemiyle bunları esir alıyor ve emri altında çalıştırıyor. Bunda ifritler var, cinler var. Bakın iblis, şeytan, ifrit, cin, Yecüc Mecüc bunlar bizim boyutumuzun dışında ki varlıklar olarak biliyoruz. Bir de melekler kısmı var, onu da biliyoruz. Şimdi bu varlıkları irdelediğimiz zaman bakıyoruz Süleyman Peygamber bunlarla irtibatta. Peki nasıl irtibatta oluyor? O zaman şöyle var. İki denizi birbirine karıştırmadık ayeti var. Şimdi Allah anlatırken evreni şöyle diyor. Şöyle bir örneklemede bulunuyor. Tüm kainat için. Allah'ın arşı diyor maye üzerindedir. Maye su demektir. Allah'ın arşı su üzerindedir ayeti var. Hatta onu 8 melek taşıyor. Şimdi bunu nasıl anlayacağız? Maye tüm her yeri kaplayan, istiva eden bir su. Evreni ve kainatı bir su gibi kaplayan bir şey var, bir olgu var. Bunu fizik diyor ki, evet böyle bir kaplayan bir şeyin olması lazım. Eter diyor, esir madde diyor buna. Bunu mai olarak Kur'an-ı Kerim'de görüyoruz. Yani bir boşluğun olmadığı aslında bunun kaplayan bir şey olduğunu görüyoruz. Bu anlattığım ayetler farklı yorumlarda da anlatılacak. Çünkü özellikle not almıştım. Zümer suresi 23. ayette, Hicr 87. ayetlerde Kur'an-ı Kerim'de müteşabih kısımlarla ilgili olan kısımlarda misal gereken, örnekleme verilen yerlerde ikişerli hatta 7'nin katları da olduğu söylenebilir buna. Hicr 87'ye göre manalar içeriyor ayetler. Bunu izleyenler bizi Zümer 23, Hicr 87. ayetleri okuduklarında anlayacaktır. Bunu içselleştirebiliriz. Allah'ın sıfatları ve sıfatlarına bağlantılı olarak anlatabiliriz.